50 film, 150 ödül, oyuncu, rejisör, prodüktör, sıcak, sevecen, samimi. Kimi zaman vurdum duymaz, kimi zaman baba yani. Şahin K, bir güç gösterisi, insan ilişkisi, baş kaldırı, sessiz öfke, serin duruş, var olur. Hepsi az sonra. Herkesin çok merak ettiği Türk sinemasının duayeni Şahin K bu hafta Şanlı Hayat'ta bizim konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Şahin Bey. Evet, Şahin Bey, şimdi siz küçükken amcanızın bir sineması varmış. Evet. Yaşadığınız yerde. Sinemaya ilgi oradan başladı değil mi? Evet, sinemaya amcamın olduğu için bedavaydı. Sık sık gidiyordum. Bütün filmler aşağı yukarı kaçamıyordum. Ama erotik filmler daha çok ilgimi çekiyordu. Sürekli erotik filmlere gidiyordum. Ondan sonra kafamda bir plan ürettim kendi kendime. Acaba dedim, neden ben de bir yönetmen olmayayım? Neden bu işi ben de yapmayayım? O anda aklınıza bir şey geldi. Evet. Bir cince fikir geldi. Cince fikir geldi. Neydi? O fikir? Zamanlar ek iş olarak matbaada çalışıyordum. Matbaada çalıştığım yerde de film satışı yapıyordum. Telefonlara bakıyordum. Gelen siparişleri alıyordum. Film siparişlerini. Ama insanlar da sattığımız filmler eski filmi, 70'li yılların erotik filmleriydi. Ama insanlar memnun değildi bu filmlerden. Hep değişik şeyler istiyor. Daha böyle konuşmalı, daha argo kelimeler konuşulsun. Tabii ben dedim, buldun oğlum Şahin. Ve hemen patronumla oturup konuştuk bu konuyu. Şahin mi geldi? Alın içeri. Ooo Şahin'cim hoş geldin. Selamünaleyküm. Sağ ol patron. Selam, ne haber ya? İyilik senden. Patroncığım aklıma cin gibi bir fikir geldi. Olmaz. Ama bir dinle istersen ya. Olmaz. Ama patron olaya sıcak bakmadı. Neden? Böyle bir şey yapamayacağımızı, çok zor olduğunu. Neden öyle dedi? Oyuncuları bulamayacağımızı, böyle bir şeyi kimsenin kabul edemeyeceğini, çok büyük zorluklar olduğunu söyledi. Biz hani bu 70'li yılların erotik filmlerini yapacakız ya. Evet. Onu kendimiz yapsak diyorum. Sen? Ben yapacağım. Nasıl? Bayan oyuncuyu da ben bulacağım. Nerede? Filmi de ben çekeceğim, yönetmenliği de ben yapacağım, senaristi de ben yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Senden bir tek maddi destek bekliyorum. Kabul ettirdim. Zorla da olsa kabul ettirdim. O zaman... Çay. Al sana kamera. Al bu da lamba. Bir tek eksik kaldı. O da bayan oyuncu. Onu da ben bulurum artık. Onu da senden alacak değilim patron. Hadi kendine iyi bakalım. Sağlıcakla ol. Bundan şimdi sana çok güzel bir film çekip geleceğim. Gittim oyuncuyu buldum. Bayan oyuncu. Kameramanı. O anda da güzel bir senaryo yazdım. İlk filmimi çektim Almanya'da. Büyük yankı yaptı tabii. Tabii filmi çektik. Film cinsellik açısından pek o kadar başarılı olmamıştı. Ama komedi açısından çok başarılı olmuştu. Bunu biz sonradan gelen tepkilerden anladık. Filmi piyasaya sürdük. Film bir bomba etkisi yarattı. Telefonlar susmuyordu. Ve filmin ikinci bölümünü, devamını istiyorlardı insanlar. Burada hemen bir soru soracağım. Tabii. Bu kadar başarı maddi anlamda nasıl döndü? Maddi anlamda patronun cebine çok güzel para giriyordu. Şahin hoş geldin. Patroncuğum, canım patronum, hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldin, hoş geldin. İyi, hoş sen? Bulduk, sağ ol. Ben de iyiyim. İşte yorgunluk, argınlık oluyor. Biraz caleyle takılıyorum bile bu aralar, filmde biliyorsun. Yorgun argın geldim işte artık. Bakıyorum da paralar akıyor. İşler iyi gidiyor ha. İyi. Ben de ek iş olarak yaptığım için bana dedi ki, fabrikada çalışmana gerek yok. Patron bizi işten çıkarttı.
Biz bunun yanında çalışıyoruz. Tabii paralar su gibi akıyor. Ona. Ona herhalde, bize değil. Sonunda paralar akmaya başladıktan sonra bu adam bizi işten de çıkarttı ya. Tamam, sen bana muhtaçsın hesabı. Bizim de bir yemeğe falan artık versin diye düşünüyorum, tamam. Hadi sen bana muhtaçsın. Bütün kreatif direktör benim. Prodüksiyon bende. O kadar emek sarf ediyorum mücadelenin üstünde. Tamam, emeğim var filmlerin üstünde. Al bu. Bizim parayı iyice kesti. Düşürmeye başladı bizim parayı. Paralar düşüyor. Dedim ya sen ne yapıyorsun? Paralar sana oluk gibi akıyor. Sen bizim parayı kesiyorsun. İşine gelirse hesabı. Seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Benim doğru Trimax'a gitmem lazım. Trimax'a. Neticede biz bununla anlaşamadık. O zamanlar Trimax diye bir firma duymuştum. Sahibinin, patronun Türk olduğunu duymuştum. Ama bu işi profesyonelce yapıyor. Tüm Avrupa'ya filmlerini dağıtıyor. Ama hiç Türk film işiyle uğraştığını duymamıştım. Ben bu adamla görüşmeye karar verdim. Affedersin. Trimax. Evet, Trimax. Ne haber abi? İyi. Şimdi benim bazı filmlerim var. Sana getirdim bu filmleri ben. Bunları doğru çektim, evet. Bunları yani maçı. Zali hizmetçiyle. Bir de eşek. Ondan sonra şeyden bir film var. Ondan sonra çektikten hemen sonra çıktı diye bir film daha oldu. Ondan sonra bu tarz şeyler yapıyorum yani. Gökte ararken yerde buldum hesabı. Gökte ararken yerde buldum hesabı. Tabii tabii. Öyle mi? Tabii tabii, iyi oldu. O zaman başlayalım. Başla bakalım sen. Hemen dedi. Neyse, yine ben organizasyonum yaptım. Filmleri çektik ve filmleri piyasaya sürdüğümüz zaman al sana bir bomba daha. Avrupa'da da yankılar yarattı. Yankılar yarattı. Yankılar yarattı. Aa, telefonlar da çalmaya başladı. Film bomba etkisi yarattığı için. Ali. Tabii çekeceğiz. Yenilerini çekeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Yemeğin yeri çalı ya. Film bomba etkisi yarattı mı lan? Yeri çalı. Ali. Ya şun da. Tasını kırayın, ne yapın alt? Ya koma lanın. Yemeğin dediği yeri çalı. Oo, Dubai. Ali. La hamul mula hale 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 hale. Hayvandan arayanlar oluyor. Bomba etkisi yarattı. Demek ki oralara da gitti korsanlar. Alo. Ya açan adam. Yiğit, ay yiğit. Aa, niye çetege? Aa, yiğit. Türkiye'ye yayılmış, Türkiye'den de telefonlar geliyor. Bazıları telefon açıyor, tebrik ediyor. Abi... Ama keşke şurayı şöyle yapsaydın diyen oluyor mu? Öz eleştiride de bulunan da oluyor ama tebrik edenler de... Abi büyük bir problemim vardı. Sizin filminize baktım, problemim çözüldü. Çok çok teşekkür ederim size diye. Oho! Datmin olan arıyor ha. Vallahi datmin olan arıyor. Alo! Ne oldu lan? Kompleksli ne oldu? Şimdi normal bildiğimiz filmlerde iri yarı, vücutlu, kaslı, baklavalar dans ediyor filan. Böyle insanlar oynatırlar. Hayır, bende o yok abi. Ben de insan, doğal insan. Boyuna posuna bakmıyorum. Oynamak istiyor musun kardeşim? Adam geliyor, ben oynamak istiyorum. Tamam kardeşim, buyur. Gel oyna. Ben öyle filmde zaten kaslı adam oynatmam. Hep kendiliğinde normal insan. Baktın onunki de seninkinden aynı. Kompleksini yedin de ama. Şerefsiz adı kafa. Çok teşekkür ediyoruz. Şahin Karim. Eline ayağına diline sağlık.
bizi kırmadın. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Size yeni yayın dönemimizde başarılar diliyorum. Bir gün belki yine karşılaşırız diyorum. İnşallah, inşallah. Sağ olun geldiğiniz için. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet, Şanlı Hayat'ta Şahin K ve bomba açıklamalarını, hayatını ve yaşadıklarını dinledik. Bu haftalık da bu kadar efendim.